Herkese selamlar dostlar 28 Nisan 2022 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar toplamda 6 adet mücadelem var güzel maçlarımız var açıkçası Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Premier Lig bir de Euro Lig'den aldım ben mücadelemi çeyrek final maçı var Euro Lig'de de aynı şekilde ideal ve yüksek oranlarla birlikte sizlere sunacağım. Öncelikle videomuzda şöyle bir başlangıç yapalım ve bir skor yarışması yapalım. Ekrana gelsin skor yarışmamız. Leipzig Rangers mücadelesi olacak. Steam maçının skor yarışmasını yapmıştım. Şimdi videoya baktım kimler bildi kimler bilmeli diye. Kazananlara açıklayayım dedim. 4-3 yazan yok. Bizim de o maçta tercihimiz vardı birazdan bahsedeceğim. 4-3 yazan olmadığı için yok. Şimdi bu Leipzig Rangers maçının skorunu bilen herkes alıyorum. Neden bilen herkes alıyorum? Zaten grup e Nisan'ın sonunda yani Mayıs'ın başında yenilenecek. Mayıs 2-3 böyle Mayıs'ın başında bir yenilenecek grubumuz. Kata Telegram grubu. Bilen herkes alalım. Zaten Nisan ayının son skor yarışması olur. Muhtemelen diğerleri diğer gruba kalır. Bilen herkes alalım. 4-5 gün misafir ederiz. Memnun, kalıla, memnun kalılarsa zaten Kata Telegram üyeliği alıp da üyeliklerini devam ettirir. Ben burada Leipzig Rangers skorunu bilen herkesi Kata Telegram grubuna ekliyorum. Hatta skorunu yorumlara yazın. Maç bittikten sonra abi bildim veya kardeşim bildim diyerekten Instagram üzerinden bana iletişim kurun. Direkt grup linklerini atayım sizlere. Geçtim. Bir yüksek oran maçı yakalamışım. Bakın yüksek oran seviyesinde bir yüksek oran maçı yakalamışım. Ekranda gördüğünüz üzere. 380. Üf, Üf. Muazzam. Şimdi Fulham Nottingham Forest mücadelesi ben sizlere YouTube'da anlattım ne dedim ben burada KG'ye gitmiyorum dedim. Dedim ki deplasmanın atacağı bir gol bu maçın ideal tercihidir dedim. Eğer Fulham golüyle siz kendiniz güveniyorsanız Keyge'yi alın dedim. Benim burada alacağım dedim. Deplasman'ın atacağı bir gol dedim. Ve yüksek oran grubuna ne yazdım? Bakın dedim. Maçın açıklamasını yazdım. Bu maça dikkat. Baylar imza maçım olabilir. Şekilde yazdım ki öyle de oldu. Maç 1-0. Deplasman 0.5 işte. ideal kombine de vardı. O başarılı oldu zaten. Maç sonu 2-3.80 gibi orandan imza maçımdı. Çünkü baktım. Svensson'a da gol attı. Bournemouth yeniliyordu. Dedim bu maç geldi. Hayırlı olsun. Dakika 30'da 40 dedim bu maç geldi. 3.80 e oran cepte dedim. 1-0'da bitti. Muazzam geldi. Anadolu Efes maçının yüksek oranı vardı. ilk yerden 6 fark atar dedim. Zaten maç genelinde 5 fark atar diyerekten de sizlere ideal bir öneri yapmıştım. 1.87 oranı vardı. En yüksek bareminden aldım. açıklamasında da yazdım. Bu şekilde. işte maçına da 2-3 gol olarak da bir yüksek oran önerisi yapmıştım. Maşallah 7 tane gol oldu. Geçti yüksek olan seviyesini. Ucele kombini yapmıştık bildiğiniz üzere sizlerle birlikte. Liverpool maçı henüz oynanmadı dediğim gibi. Yarın akşam oynanacak veya bu akşam diyeyim ben geceden çektiğim için. City maçı nasıl maçtı? Efsane. City... Yani burada maç aslında kontrollü başladı. Fakat her iki takımda inanılmaz sanatçılar olduğu için. Her iki takımda inanılmaz sanatçılar olduğu için. O sanatlarını sergilediler. Benzema'nın golü. Bernardo'nun golü muazzam. Kevin De Bruyne vesaire vesaire. Güzel maçtı. Bakalım kombinemiz gelecek mi? Yani Liverpool maçına kaldık. Bugünkü diyeyim ben. Geçtim bunu da. Şimdi maçlarımıza başlayalım. 6 adet mücadelemiz var. 6 adet maçtan önce şimdi kombine istiyorsunuz arkadaşlar. Ama sizlerden ricam beğenilerdir. Bakın 3000 kişi izliyor en az neredeyse. 3000 kişi izliyor. 190-200 kişi beğeniyor ve bir izliyorsunuz, bir yararlanıyorsunuz. 2 saniye harip. Bunu da sadece bu video için demiyorum. Genel olarak herkese zaten like atın. Herkese zaten bir emek veriyor burada. Mesela ben a gecenin saat 2.30'u kendimle zorum var. Gittim West Ham Chelsea maçının özetini izledim. Uzun özetini izledim. Bir de 10 dakikalık özeti var. Nasıl çıkardı? Ya ikisinin de maçı var dedim. Anlatırım dedim sizlere. Zaten izliyoruz. Ama ekstradan sürekli bir takip var, izleme var. Hemen 2 saniye ayırıp zaten 3000 kişi izliyor. Bunlar da 2 saniye ayırıp like atmanızı istiyorum. Kombinelerin devamı için artı 3 üzerinde like bekliyorum. Bu videoda bir kombine verisi yaptım. Son videoyu artı 300 üzerinde gelmemesine rağmen yaptım. Sadece bu videoyu tek seferlik şöyle güzel bir uyarı veya e, saygı istediğimi belirteyim. Geçtim. United ile Chelsea mücadelesi var. Şimdi United'ın son maçını izledim. Arsenal mücadelesi vardı. İnanılmaz bir maçtı. Maçta United takımı 3-1 yenildi fakat 3 çok çok rahat 3 vardı o maçın. Özellikle maçın kırılma anı Ronaldo varken ben şey Bruno Fernandes'e penaltı kullandım. Bunu bir kere daha yaptılar. Aynı şekilde bir kere daha kaçırdı bu Bernardo Silva. Yani abi adam mı? diğer lakabı Penaldo anasını satayım. Vurdur gitsin, gol atsın. Maç 2-3-2 olsun. Yakalama şansın var. Maçı zaten direkt orada kopardı. Bruno Fernandes penaltıyı kaçırdı. Bunlar bir de bir şey öğrenmiş. Jorginho ile birlikte Bruno Fernandes son maçta öyle yapmadı. Kangurulama. Ya abi çözdüler artık. Çözdüler. Adam imza yedi üstüne artık. Jorginho yok. Her topa kangurulama. Yani son maçta penaltı kaçırdı. Kaleci atlamadı bile. Direkt aldı devam etti. Neyse. Heh, Chelsea maçı da Chelsea takımıyla Chelsea konuşuyor. Jorginho son maçta izliyorum. Adam hala kangurulama vuruyor. Oğlum çözdüler artık seni. Vurma lan şu stili. Şampiyonlar liginde kaçırıyor. Ligde kaçırıyor. Yeter. Harbiden yeter. Şimdi Chelsea son maçta West Ham'la ilgili ya çok fazla net gol pozisyonuna giremedi. Lukaku oyuna girdi sonradan. Penaltı aldırdı. Vay yine penaltıya geldik. Jorginho. Jorginho penaltıyı kaçırdı. Lukaku da e, ilk 11'e giremez. Girmez bence daha doğrusu. Sezon sonunda muhtemelen bir yere kiralanacak. Werner oynar ilk 11'de. O da yine aynı şekilde biraz beceriksizliği devam ediyor. Fakat genel olarak United'ın bir defans yapısı bu maçta iyi değil. Yani genel olarak iyi değil. Harry Maguire mesela son maçta yedek bıraktılar. Dediler hep Maguire'e bir yüklenme var dediler. Maguire sürekli bir basında da yüklenme oluyor İngiltere basınında. Kaptan bu olamaz, bu iyi değil gönderin bunu. Son maçta yedek bıraktılar mesela. Aynı şekilde erkenden gol yediler. Yani defans kurgusunun takımın kökten bir değişmesi, değişme ihtiyacı var. Benim önerim şu yönde olacak. Şimdi bu maçta Ronaldo, Rashford, Sancho gibi isimler de sahada olacaktır. United güzel oynuyor. Kendi evinde bir kontrataklarla birlikte. Oyunu domine eden taraf Chelsea olacaktır bile muhtemelen. Ama güzel keyifli bir mücadele izleriz diye düşünüyorum ben. Benim skor beklentim doğrudan 2 birlik bir Chelsea galibiyeti. Ama idealden bir KG var alınabilir. KG var oranı 1.50 gibi oranı var. Bu benim ideal tercihimdir. KG var 1.50. Aldık mı aldık? Şimdi KG var aldık biz. Hadi idealimiz geldi diyelim. Maç 1-1'e geldi. E ne dedim ben Chelsea'yi önde görüyorum. 2-1 skor bekliyorum. Maç sonu 2 ve 2.5 üst yaparsanız da 2.91'lik orandan yüksek oran bir almış olursunuz. Sisteme ekleyebilirsiniz. Maç sonu 2 ve 2.5 üstü. Skor beklentimde doğrudan 6.96 oranı var. 2-1 skor. Direkt bu maçı geçtim. Leipzig Rangers mücadelesi. Burada benim şaşırtan olan KG'nin oranı 1.90 olması. Yani KG varın oranı 1.90. Ben bakmadan yani ben hiç oranlara bakmadan derim bu maç 2-2, 3-2 biter dedim yani. Kendi kafamdan ilk görüşte. Çünkü izlediğim takımlar fakat biraz şöyle bir araştırma yaptım. Morales'un sakatlığıyla sakatlığı hala geçmedi Rangers'ta. Rangers'ta şampiyonluk yarışı var İskoçya'da. Son maçında Motherwell'le oynadı. 3-1 gibi kazandı. Bazı oyuncular yedekti. Kent mesela yedekti Rangers tarafında. Fakat bu maçın ideali Leipzig'in galip gelmesi. Zaten Leipzig'in oranı 1-20 gibi oran açmışlar. Leipzig bu maçta galip gelmesi çok normal olacaktır. Benim en ideal tercihim burada Leipzig'in kendi evinde olmasından dolayı ve son maçında mağlup olması benim için önemli. Neden önemli? Akıllarının bu maçta olduğunun bir göstergesi. Leipzig o yüzden bu mücadele bence 2 gol atar. Ev sahibi 1.5 üstü idealidir kombinemede koydum. 1.34 gibi bir oranı var şu an. Ev sahibi Leipzig'in atacağı 2 gol. Onun dışında mücadelenin Leipzig 2 tane atacak ya. Rangers'da karşılık verir mi bilmiyorum da. Bu mücadele bir 2.5 üstü de gidebilir daha yüksek oran isteyenler 1.56'dan 2.5 üstü alsın. Eğer Rangers'da atar diyorsanız ben ki atmasını da bekliyorum. KG var oranı 1.90. Zaten bir nevi hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sırayla tekrar e tekrarlayayım. E 1.5 üst 1.34 idealimdir. Kombinemi aldım. He oran biraz daha oran yükseltmek isteyenler 2.5 üst 1.56 KG varın oranı zaten 1.90. Geçtim bu mücadeleyi de. Leipzig'in kendi evinde zaten galip. Bu arada şeyleri söylemeyi unuttum. Kart cezalısı var Leipzig'de 3 tane. Willy Orban, Kevin Campbell, Muhammed Simekan. Bu isimler kart cezalısı. Dert birkaç tane eksik var. Ruf mesela, Nias Haji aynı şekilde, Morelos aynı şekilde. Bunlar eksik. Fakat eksiklere bakarak zaten tercihlerimi çıkardığımı da belirteyim. Weston Frankfurt mücadelesi. Bakın UEFA Avrupa'da iki tane maçı almayın. Kombinelerinizi, ana kombinelerinizi almayın. Bir Weston maçını bir de Roma maçını bunları kombinenize almayın. Ana kombinenize almayın. Şimdi ben yüksek oran aldım bu mücadeleye baylar. Şimdi West Ham şimdi Frankfurt güzel top oynuyor. Burada da son dönemde hiç mağlup olmadı sanırım. E şeyde iyi gidiyor yani Avrupa Ligi'nde. Barcelona'yı falan dışarıda yenmeler falan. Fakat ya West Ham bu Avrupa'yı ciddi anlamda önemsediğini biz gördük. Gerek kadro olsun, gerek ligde biraz daha oyunlarda aktif dinlenerek yaptığı rotasyonlar vesaire vesaire son maçta pek bir rotasyona gitmedi Chelsea ile oynadığı için. Frankfurt da rotasyona gitmedi açıkçası. Ama West Ham'ın ne kadar önem verdiğini hep birlikte gördük. Gerek oyunlardan olsun, elediği takımlar olsun vesaire vesaire. Ben burada ben bir yüksek orana gideyim dedim. Yüksek oranlarda da şu yönde gittim. West Ham takımı kazanır ve 4.5 altında 1.93 gibi oranı var. KG'ye gitmek istemedim çünkü Frankfurt takımı şöyle, üstüne gelen takımlara karşı çok net pozisyonlar yakalayabiliyor. Geçiş oyunlarıyla, kontrol ataklarla birlikte tehlikeli olabiliyor. Fakat Weston burada kontrollü bir oyun oynayacaktır bence. Yani o geçiş oyunuyla Frankfurt takımına pozisyon vermek istemeyecektir. Kontrolü elinde tutmak isteyecektir. Çok fazla gol beklemiyorum. Kendi evinde avantajı da elde tutmak isteyecektir. 4.5 altında birinin oranı 1.93. Başka bir tercihim yok. Yüksek orandan aldım. Değilsin diyerekten. Feyenoord -Mars ile mücadelesi. Günün güzel maçlarından bir tanesi. Kombineme aldım ben bunu. Feyenoord'un oyun yapısı şöyle. Bakın. En basit tabirle anlatacağım. Feyenoord ben gol yiyeyim. Ama yediğimden daha fazla atayım maçı kazanayım. 3 tane gol mi yedim? 4 atacağım. 5 tane gol mi yedim? 6 atacağım. Feyenoord biraz öyle oynuyor. Zaten bu Feyenoord'un oyun yapısından dolayı sıvar yaparak ilk maçı, ikinci maç olsun sürekli değerlendirdik. Güzel gollü maçlar oydu. Oyun takımın yapısı böyle. Diş geçirebilir mi Marsilya? Geçirebilir. Fakat bana göre Marsilya takımı Feyenoord takımından göre biraz daha derli toplu bir takım. Öncelikle onu belirteyim. Ben bu mücadeleye tek bir tercih aldım. İdeal bir tercih aldım. Kombineme de ekledim. Sizlere önereceğim kombine. Feyenoord'un golünü yazdık mı? Yazdık. Marsilya'da San Paulo kimi oynatırsa oynatsın hücumda ki şey de geniş kadro derinliği hücu özellikle hücum yönünden kadro derinliği olan bir takım Marsilya takımı. O yüzden hücum yönünden gol atmakta onlar da çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Onlar da konferans liginde düştükten sonra daha mağlup olmadı konferans liginde. Güzel bir maç olur. Üste gidebilen bir maç ama ben KG var aldım. 1.49 gibi orandan tek tercih karşılıklı gol var aldım. Her iki takımın da birbirlerinin filesini havalandırmasını bekliyorum. Leicester Roma maçı. Bakın az önce Weston maçında söyledim. Weston maçıyla bu maça almayın ana kombinizi kesinlikle. Ben yine tercihimi yapayım. Şimdi burada Roma otobüs mü çeker maç açılır mı? Erken dakikalarda bir gol gelirse maç açılabilir. Fakat Leicester'ın kendi evinde oynadığı maçlar kaliteli maçlar oynuyor. Ee, zorlu maçlar oynuyor. Daha doğrusu sıkıntı yaşıyor. Yani her iki takımı hem Roma'ya sıkıntı yaşatıyor hem kendi de gol yollarına UEFA'da konferans liginde çok bir istekli olmadı. Benim önerim şu yönde olacak. Benim kolay kolay alt verdiğimi göremezsiniz. Ben bir iddia oynarsam ben gol gol gelsin iddia oynayalım kazanalım hesabında. 3.5 altın oranı yok. 1.17 mi ne? Ben dedim ki riske gideceğim lan bu maçta. 2.5 alt. Hem Leicester'ın oyun yapısını biliyorum. Hem de Roma burada. Elinden gelen oyununu sergileyip ağırlıklı olarak savunma yapacaktır. Özellikle birinci ve ikinci bölgeyi sağlam tutmaya çalışacaktır hücumdan ziyade. Erken dakikalarda bir gol gelirse penaltı olur, kırmızı çıkar. Maç üste gidebilir. Fakat ben bu maçtan alt tercihini bekliyorum. 2.5 alt oranı 1.60 ve bir yüksek oran aldım. 2 orandan 1.93 orana düştü. İlk yarı sıfırın oranı da 1.93 şu an. Ama dediğim gibi bu maçı ne kombine alırım ne şey yaparım. Belirteyim. Son maçım Anadolu Efes-Milano mücadelesi. Bugün maç vardı. E, bugünkü maç neydi? Anadolu Efes kazandı. 77-65 mi ne kazandı? 7 farklı. E, önerim şu yönde olacak. Şimdi 2-1 oldu seri. Genel seri. Bu maçın şu an iddia oranı açılmadı. Onu belirteyim ben. Yine Sinan Erdem full olacak. Onu belirteyim. E, tüm biletler tükendi. Soldat oldu. Milano burada. Artık seriyi 2-2'ye getirmek isteyecektir elinden gelen çabayı gösterecektir. Anadolu Efes'e ne kadar bir oran açarlar bilmiyorum. Ama ben burada Milano maçının kaç 10 handikap falan açabilirler. 10 fark yemezini alın Milano'nun. Çünkü bu maçta Higgins'i mi devreye sokacak? Tarşevski'yi mi devreye sokacak? Birini devreye sokup bir tane oyuncu yıldızlaşması lazım. Eksikleri var mı? Var. Ama gerekeni yapması lazım. Seri 2-1 eğer Efes alırsa bitirir ki alabilir. Ben diyorum ki Efes alsa bile 10-11 fark atamaz. Handikapı kaçı açarlarsa 1-40 bir orandan Olympiacos handikap alın devam edin. Benim anlatacağım 6 maç bu yönüydü arkadaşlar. Değerlendirdiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Değerlendirmek zorunda tabii ki değilsiniz. Sizlere bir adet de kombine önerisi yaptım. Like'larınızdan dolayı teşekkür ederim. Kombine önerim ekrana gelsin. Kombine önerim tam 2 oran. Tam 2 oran. Hatta 100 lira atınca kaç para veriyor biliyor musunuz? 100 lira atınca 199 lira 66 kuruş veriyor. Gelirse 34 kuruşlarınızı ben temin edeceğim. Hepiniz bana yazın 34 kuruş göndereceğim. Gelirse. 200 lira alın diyerekten. 100 lira atabilirsiniz idealden. Ben Feyenoord maçını KG var bekliyorum. Gollü bir maç beklediğimde söyledim. Leipzig'in de Rangers karşısında 2 gol bulması bence normal bir sonuç. Bu kadar formdayken ve akılları bu maçtayken idealdir. Değerlendirecekler. Ya. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.